vücudundaki 100 trilyon mikrop ve bakterinin haritası çıkarılıyor. Navigasyon cihazları trafik sıkışıklığını önlemede yardımcı olabilir mi? Amerikalılar şimdi de Hint müziğiyle egzersize merak saldı. Bunlar bu hafta gündemi oluşturan konulardan bazıları. Amerika'dan sağlık, bilim, ekonomi ve sanatla ilgili son gelişmeleri paylaştığımız renkli bir gündemle yine karşınızdayız. Ben Ayşegül Simet. İnsan vücudunda yaklaşık 10 trilyon hücre, insan sağlığına yararlı 100 trilyon kadar mikrop ve doğal bakteri bulunuyor. Bu mikroskobik organizmalar insan vücudunun mikrobik bahçesini oluşturuyor ve buna mikrobiyom adı veriliyor. Bir grup bilim adamı bu karmaşık yapıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için yeni bir proje üzerine çalışıyor. Amerikan Bağırsak Projesi olarak adlandırılan çalışmada dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan binlerce insandan alınan mikrop örnekleri inceleniyor. Amerika'nın Sesi ekibi proje ile ilgili detayları araştırmak için Colorado eyaletini ziyaret etti. Mikroplar hem etrafımızda hem de içimizde yaşıyor. Colorado Üniversitesi'nden Rob Knight da bu mikropları daha yakından tanımak istiyor. Bu her türlü bulaşıcı hastalığın teşhis edilebildiği bir dünyanın kapılarını açabilir. Knight, dünyanın dört bir yanından insanların bağırsak sistemini mikroskop altında inceleyecek. Bunu nasıl yapacağını anlatıyor. Gördüğünüz bu kulak temizleme pamukları DNA'sız ortamda hazırlanıyor ve steril tüplere yerleştiriliyor. Bakteri içermeyen bu pamuk çubukları insandan mikrop örneği almak için kullanılıyor. Pamuklar internet kampanyasıyla tanıtılan projeye mikrop örneği ve finansman sağlamak isteyen insanlara gönderiliyor. Projeye katılanlara beslenme alışkanlıkları, sağlık durumları ve antibiyotik tüketimleriyle ilgili detaylar soruluyor. Sonra da ağızlarından veya ellerinden mikrop örneği almaları isteniyor. Pamuk çubukları Rob Knight'ın laboratuvarına gönderiliyor. Laboratuvar direktörü Chris Lauber, projenin herkese açık olmasının çok güzel olduğunu söylüyor. İsteyen herkes katılabilir. Hastalık taşımaları, antibiyotik kullanmaları veya beslenme alışkanlıkları önemli değil. Onlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bağırsaklarında ne tür mikroplar yaşadığını öğrenmek istiyoruz. Faydalı bağırsak mikropları sindirime yardım eder ve kötü mikropları uzaklaştırır. Ancak fazla antibiyotik kullanımı, yetersiz beslenme ve çevre kirliliği bu faydalı bakterileri öldürebilir. Bazı uzmanlar bağırsak mikroplarındaki denge değişiminin obezite ve diyabete yol açabileceğini düşünüyor. İşte bu nedenle Second Genome firmasının sahibi Peter DeLaura, şeker hastası 100 kişiden mikrop örneği alınmasını finanse ediyor. Diyabet hastalığını daha iyi anlamak için Amerikan Bağırsak Projesi'ni yürüten ekiple yakın çalışıyoruz. Second Genome firması, projeden elde edilecek bulgulara göre yeni ilaçlar piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bob Knight da binlerce insanın daha projeye mikrop örneği göndermesini umuyor. Eğer mikropların vücudunuzda nasıl yaşadığıyla ilgileniyorsanız projeye katılmalısınız. Knight'a göre bu proje herkese günün birinde hayati önemde kamu sağlığı bilgileri sunacak tıbbi bir araştırmaya katkıda bulunma imkanı veriyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Rodeo dünyanın en tehlikeli sporlarından biri. Ancak artık daha iyi düzenlenen rodeo turnuvaları hem insanların hem de hayvanların daha az zarar görmesini sağlıyor. Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen dünyanın en büyük rodeo gösterisinde güvenlik en önemli konu. 3 haftalık etkinlikte hem biniciler hem de boğalar uzman doktorların denetiminde. Biniciler stadyumdaki klinikte tedavi görüyor. Bu sağlık ekibinde doktorların yanı sıra masaj terapistleri, antrenörler ve radyoloji uzmanları görev yapıyor. Ekibin başında Dr. Kelly Larkin var. Kovboyların bütün tıbbi bakımını üstleniyoruz. Yarış öncesinde gereken tıbbi önlemleri alıyor, yarış sırasında meydana gelen yaralanmalarda müdahalede bulunuyoruz. Yarış öncesinde daha önceki yaralanmaların tekrarlanmaması için bacak ve kollar sarılıyor. Kovboylar kendileri için en iyi önlemlerin ne olduğunu biliyor. Eski sakatlıkların nüksetmemesi için dizlerini sarıyorlar. Dr. Leisha Roberts'a göre en sık rastlanan sorunlar kas ezilmesi ve burkulma. En çok yumuşak doku yaralanmaları görüyoruz. Kırık çok olmuyor. Örneğin geçen hafta rodeoculardan birinin baş parmağı kırıldı. Doktorlar kask takmanın ciddi sakatlıkları önemli ölçüde azalttığını ancak yine de sakatlık riskinin diğer sporlara göre daha yüksek olduğunu söylüyor.
Dr. Roberts, kaburga kırığından şüphelendiği için rodeocu Sean Coleman'ın röntgeninin çekilmesini istiyor. Coleman her şeye rağmen yarışmak istiyor. Canımın yanacağına hiç şüphe yok. Ancak kazanana $50,000 veriyorlar. Yarışmak zorundayım. Yarışmalarda rodeocular kadar olmasa da boğalar da sakatlanabiliyor. Veteriner doktor Greg Knappy, boğaların değerli olduğunu söylüyor. Bunlar çok değerli hayvanlar. Fiyatları binlerce dolar. Hem veterinerler olarak biz hem de sahipleri bu hayvanlara çok iyi bakıyoruz. Sahiplerinin en büyük inceliği boğalarının sağlığı. Bazı hayvan hakları örgütleri rodeolarda kullanılan boğaların istismar edildiğini savunsa da Dr. Knappy'ye göre at ve boğalar da yarışmayı seviyor. Hayvanlar 8 saniye boyunca rodeocuları üzerlerinden atmaya çalışıyor. 8 saniyelik süre dolduktan sonra ağla geri dönüp saman yemeye devam ediyorlar. Dr. Knappy, Houston'a 26 bin boğa getirildiğini, gösteri 17 Mart'ta sona erdikten sonra hemen hemen hepsinin Houston'dan sağlıklı şekilde ayrılacağını söylüyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Gündemde izlediğiniz haberleri Amerika'nın Sesi'nin YouTube sayfasında yeniden izleyebileceğinizi hatırlatalım. YouTube'da VOA Türkçe diye arama yaparsanız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün sayfasına ulaşabilirsiniz. Dünyanın birçok şehrinde çalışanlar günlerinin önemli bir kısmını trafikte geçiriyor. Amerika'da da Los Angeles ve San Francisco trafiğin ciddi bir sorun olduğu yerlerin başında geliyor. Texas A&M Üniversitesi'nin Ulaşım Enstitüsü'nün çalışmasına göre başkent Washington'da Amerika'da trafik sorununun en ağır olduğu kent. Bir Türk doktora öğrencisinin de katkısıyla hazırlanan yeni bir uygulama ise sürücülere trafik sıkışıklığından kaçma fırsatı sunuyor. Amerika'nın Sesi Los Angeles muhabiri Elizabeth Lee'ye göre bu yeni uygulama yakında sürücülere daha evden çıkmadan gidecekleri yere ulaşmak için en hızlı yol seçenekleri sunacak. Los Angeles'ta bir sürücü yılda ortalama 61 saatini sıkışan trafikte bekleyerek geçiriyor. Yollarda çok araç var. Kıpırdamak neredeyse imkansız. Bir sürücü sinirlerim bozuluyor, trafik kötü olduğunda müzik dinleyerek vakit geçirmeye, sinirlerimi yatıştırmaya çalışıyorum diyor. Profesör Cyrus Shahabi trafik sorununu ilk elden biliyor. Los Angeles'taki California Üniversitesi'nden 65 kilometre uzakta oturan Shahabi her gün geç kaldığını söylüyor. Ne zaman bir toplantım olsa trafik sıkıştı derdim. Bahane gibi geliyor kulağa ama gerçekten trafiğe takılıyorum. Navigasyon cihazı kullanmak durumu değiştirmemiş. Shahabi ile Türk doktora öğrencisi Uğur Demiryürek diğer yön bulma araçlarının yapamadığı bir uygulama yazmaya karar vermişler. İsmi ClearPath. Doktora çalışmamın insanların kullandığı bir ürüne dönüşeceğini hiç düşünmemiştim. Farklı olan unsur rahatlıkla erişilebilen verileri kullanmamız. Trafik, hava durumu verilerini inceliyoruz ve böylece evden çıktığınızda önünüzdeki durumun ne olacağının tahminini yapıyoruz. ClearPath 2,5 yıllık trafik verisi toplanarak yazılmış. Bunların içinde Los Angeles yollarındaki 9 bin alıcıdan toplanan bilgiler de var. Bu alıcılar geçen her araçla hız ve trafik akışı hakkında bilgi topluyor. ClearPath ayrıca geçmişteki kazaları da hesaba katarak en iyi yolu seçiyor. Araç kullanıyorsunuz ve önünüzde bir kaza olmuş. Kaza 20 dakika uzaklıkta. Biz geçmiş verilerden kaza yapan aracın siz oraya varmadan çekileceğini hesap ediyoruz. Geliştirdiğimiz uygulama da sizi kaza yerine doğru yönlendiriyor. Çünkü oraya vardığınızda sorunun ortadan kalkmış olacağını hesap ediyoruz. Shahabi, ClearPath isimli uygulamanın sürücü evden çıkmadan tüm yol ve otoyol ağını gözden geçirdiğini söylüyor. Google Maps ve benzeri programlar bunu yapmıyor. Otoyola girdikten sonra diğer programlar yüzeydeki sokakları inceleyemiyor. Hedefinize yaklaşana kadar yalnızca otoyollara bakıyor.
Demir Yürek, Los Angeles yolları için hazırlanan ClearPath'in 2 ay içinde ücretsiz olarak piyasaya sürüleceğini söylüyor. Trafik verilerinin toplanmasıyla 1 yıl içinde ise ClearPath'i diğer şehirlere ve yurt dışına yaymayı umuyorlar. Ben hep Los Angeles'ın en kötü trafiğe sahip olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi Şangay, Pekin, Tokyo'yu hatta inanır mısınız Singapur ve Hong Kong'u incelince bunun bir an önce kullanılacağını düşünüyorum. Şahabi bu yeni teknolojiyi zaten yol bulma sistemleri olan diğer büyük şirketlere satmayı umuyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın kalbi Washington'dan canlı yayınla Türk-Amerikan ilişkileri, Amerika ve dünya gündemi, küresel ekonomi, siyasi yorumlar, tartışmalı konular. Uzman konuklarla Amerika'nın Sesi'nde. Ben Selin Süerünlü. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün haberleriyle hafta içi 20.45'te Washington'dan canlı yayınla TGT Haber'de karşınızdayız. Amerika'nın Sesi'nin televizyon yayınlarını internet üzerinden istediğiniz zaman izleyebilir ve günlük haber özetlerini elektronik postayla almak için kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz adres amerikanınsesi.com. TGRT Haber kanalıyla yaptığımız televizyon yayınlarını salıdan cumaya canlı olarak izleyebilirsiniz. Pazar akşamları yayınlanan gündem programının yanı sıra hafta içi her gün 17.30'da başkent Washington'dan broadband bağlantıyla yaptığımız canlı yayınlarda Amerika'dan son gelişmeleri izlemeye devam edin. Washington'daki Gallaudet Üniversitesi, sağır ve duyma güçlüğü çekenlerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış programları olan dünyadaki tek üniversite. Üniversite öğrencilerine liberal sanat ve mesleki eğitim konularında en kaliteli eğitimi vermeyi hedefliyor. Bu üniversite aynı zamanda işitme engellilerin sosyal hayatlarına önemli bir katkıda bulunuyor. Bence tamamen aile bağı ile ilgili. Amerika'da bu tarz bir sadakat yok. Sadakat belki yanlış kelime. Daha çok bağımsızlıkla denebilir. Londra kadar uzaktan bir misafir profesörle kurulan bu tür diyaloglar Gallaudet Üniversitesi'nde gayet olağan. Öğrenciler bir okuma ödevini tartışmak için Skype gibi çeşitli interaktif teknolojilerden yararlanabiliyorlar. Profesör Jean Myers, dijital teknolojinin sınıflarda tamamlayıcı bir rol oynadığını söylüyor. Öğrenciler işaret dilinde hazırladıkları projelerde kendilerini kaydederek gerisini evde hazırlama şansına sahipler. Web kamerası, bilgisayar gibi birçok teknoloji kullanıyoruz. İnternetin dünyayı küresel bir köye dönüştürdüğü ortamda, farklı etnik kökenlerden öğrenci nüfusuyla Gallaudet uluslararası bir topluluk. Okulun mezunlar birliği dünyanın 53 farklı ülkesinden üyeye sahip. Sri Lankalı Sonam Jane, Gallaudet'deki yıllarının çocukluk döneminden çok farklı olduğunu anlatıyor. Sri Lanka'da farklı eyaletler var ve standart bir işaret dili bulunmuyor. Mesela Amerika'da konuşmak istediğiniz neredeyse her konu hakkında işaret dilinden yararlanabilirsiniz. Ama Sri Lanka'da bu mümkün değil. Dolayısıyla Sri Lanka'da birçok konuda kendinizi ifade etmekte zorlanırsınız. Çok dilli evde büyüyen bir öğrenci de Gallaudet'in iletişim becerilerini genişlettiğini doğruluyor. Büyürken daha çok İngilizce iletişim kuruyordum. Ama burada Gallaudet'de iletişimin daha kolay olduğu, daha görselliğe dayalı Amerikan işaret dilini kullanıyorum. Ve okulda sosyal hayat mükemmel. Profesör Minus, artan iletişim kabiliyetlerinin öğrencilere birçok kapı açtığını belirtiyor. Öğrencilerin çoğu kendine güveni artmış, iletişim yeteneğini geliştirmiş bir şekilde okuldan ayrılıyor ve gerçek dünyaya açılmaya hazır oluyor. Öğrenciler çeşitli akademik programlar ve sosyal faaliyetlerin tadını çıkarıyor. Öğrencilerin çoğu okuldaki aktif yaşamdan memnun. İletişim kurarak kendi çevremi oluşturmayı öğrendim. Kendime örnek aldığım kişiler oldu, onlardan da çok şey öğrendim. Bize çalışma atölyeleri sağlandı. Çok sayıda spor ve okul içi faaliyete katıldım. Gallaudet Üniversitesi her yıl en fazla %5 oranında işitme engelli olmayan öğrenci de kabul ediyor. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi, Washington. Formunu korumak için dansı tercih eden Amerikalıların sayısı giderek artıyor. Latinlerin zumba dansı gibi kültürel müzikleri içeren egzersiz programları da giderek daha fazla ilgi görüyor. Danslı spor modasına son olarak Dünya adı verilen ve Hindistan'ın Hollywood'u olarak anılan Bollywood'dan esinlenen bir egzersiz programı katıldı.
Amerika'nın Sesi, Washington'da başlayan ve ülke geneline yayılan Dünya programını hazırlayan ekiple konuştu. Birlikte izliyoruz. Dışarıdaki dondurucu soğuğa rağmen Washington'daki bu egzersiz salonu çok sıcak. Rachel Myers'ın salonun üyelerinden. Çok terledim. Harika bir egzersiz. Müziği hissediyorum ve duyunca yerimde duramıyorum. Egzersize klasik, folklorik, hip-hop ve caz karışımı bir Hint müziği eşlik ediyor. Hindistan'ın sinema sektörü Bollywood'dan esinlenen bu dansın adı Dünya. Dünya means world. It originates from Urdu. Dünya ismi Urdu ve Hint dillerinden geliyor. Birçok Orta Doğu dilinde de aynı anlamda kullanılıyor. Bollywood'u dünyaya açmak istediğimiz için bu ismi seçtik. Kajal Desai Dünya'nın kurucularından. Program 3 yıl önce başladığında Kajal ve arkadaşı Priya Pandya işlerinden ayrılmışlar. Hayatım boyunca dans ettim ve daha fazlasını yapmak istedim. Önce dans koreografisiyle başladık, zamanla dansımız bir egzersiz programına dönüştü. Richa Agarwal gibi bazı katılımcıların programı seçme nedeni müziğe aşina olmalı. Dünya benim için çok özel çünkü ait olduğum Hint kültürü ve geleneğinin bir parçası. Deasi Hint dansıyla yapılan başka egzersiz programları olsa da dünyanın her şarkıya göre özenle hazırlanan koreografisi nedeniyle ayrı bir yeri olduğunu düşünüyor. Kasları çalıştırmaya odaklanıyoruz. Dünya programında sadece kalori yakmıyor, kasları da güçlendiriyoruz. Örneğin benim kol ve bacak kaslarım bu egzersiz programıyla çok gelişti. Dünya egzersiz programının ilk DVD'si piyasaya yeni çıkmış. DVD'ler vücudun her bölgesini farklı hareketlerle çalıştıran kapsamlı bir program içeriyor. So you want to make sure to suck and tuck. Amerika'nın birçok eyaletinde dünya programı için sertifikalı eğitmen de yetiştiriliyor. Şu anda Washington ve New York'taki dans kulüpleri ve spor salonlarında dünya dersleri veriliyor. Dünya egzersiz programını başlatmak için Los Angeles'a taşınıyorum. Kajal Desai, sporla eğlenceyi birleştiren dünyanın gelişmeye devam etmesini ve küresel boyutta yayılmasını ümit ediyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. İngilizce dersleri her zaman herkes için her düzeyde Amerika'nın Sesinde. New York'un ana tren istasyonu Grand Central İstasyonu Şubat'ta 100 yaşına girdi. Gar, New York'un yaşayan sembollerinden biri. Dünyanın turistler tarafından en çok ziyaret edilen 6. yeri olan Bozar mimari stilinde inşa edilmiş istasyon için bir yıl sürecek kutlamalar planlanıyor. Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un önemli filmlerinden Kuzey Kuzeybatı filminin yıldızlarından biri de kuşkusuz New York Tren Garı. Kireç taşından inşa edilmiş bu muazzam bina 1913'ün Şubat ayındaki açılışından bu yana çok değişmemiş. Tren garı ziyaretçilerde bugün bile hayranlık uyandırıyor. Her gün 750 bin kişi binanın koridorlarından geçiyor. Bazıları alışveriş yapıyor, bazıları ise binayı geziyor. Birçok kişi de metroya ya da banliyö trenlerine biniyor. Yer altında 44 platform ve 67 ray hattına sahip olan bina dünyanın en büyük tren istasyonu. Kemerli pencereleri ve değerli taşlarla bezenmiş dört taraflı saati ve eski usul bilet gişeleriyle istasyonun ana salonu son yıllarda çekilen filmlerde set olarak kullanılmış. Grand Central bir tapınak, bir katedral gibi. Tren yolculuğunun ihtişamının bir kanıtı. Toplu taşıma dairesinde çalışan Dan Brocker, 30 yılını Grand Central'a adamış. Ancak geçen bunca yıl terminalin onda yarattığı heyecanı köreltmemiş. Bu 20. yüzyıl mimarisinin başlangıcı. Terminale gelenler üstlerinde duran muhteşem göksel çatıya dikkat bile etmiyor. Bu gerçekten olağanüstü bir çatı.
Kent tarihçisi Justin Ferrate 30 yılda tren garında tur rehberliği yapıyor. Ferrate, istasyonun yolculuğu bir keyif haline getirmek için tasarlandığını söylüyor. Yolcusunuz ve büyük bir maceraya atılıyorsunuz. Kaderinizin sizi çizdiği yolu izleyecek ve rüyalarınızı gerçekleştireceksiniz. Aynı zamanda treninizi de olması gereken yerde bulacaksınız ki bu da bina tasarımının harika yönlerinden biri. Ferrate binanın farklı unsurlarının insan algısı ve anatomisi göz önünde bulundurularak tasarlandığını söylüyor. Yolcuların garda birbirlerine çarpmamasının çok basit bir nedeni var. Her taş bloğu insan bacağı uzunluğunda, her taş bloğu insan kolu uzunluğunda. Her blok farklı bir renk, yani dama tahtası gibi yapılmış. Each block of stone is a different color. 1968 yılında Grand Central'ın üzerine kadar çıkacak büyük bir ofis kulesinin yapımına karşı 10 sene süren mücadele New York'ta modern mimariyi koruma hareketi başlatmış. Bugün kimsenin terminalin güzelliğiyle oynamayı düşünmesi mümkün değil. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Queen Latifah yıllardır müzik dünyasında önemli yeri olan bir sanatçı. Sadece müzik dünyasının değil, Hollywood'un da ünlü isimlerinden. Ayrıca kilo sorunu yaşayanlar için de bir rol modeli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Queen Latifah'ı daha yakından tanımak için kameralarımızı Hollywood'a çeviriyoruz. ...1990'larda Queen Latifah kardeşinin bir motosiklet kazasında ölmesiyle zor günler geçirdi. Üstelik motosiklet onun armağanıydı. O günden sonra acısını içine gömen New Jersey'li genç şarkıcı Ladies Fresh adlı rap grubunda müzik yapmaya başladı ve hep ileriye baktı. Hollywood ünlüler kaldırımında yıldızı olan ilk hip-hop şarkıcısı olmayı ve Oscar'a aday gösterilmeyi başardı. Bu yolda yürümek bana umut ve ilham veriyor. Amacım gençlere, genç siyah kadınlara, rapçilere, oyuncu adaylarına, girişimcilere, herkese örnek olmak. En çok da benim gibi iri yarı, kilolu ama çekici genç kadınlara ilham kaynağı olmak, onlara yükselebileceklerini, istedikleri yerlere gelebileceklerini anlatmak istiyorum. Queen Latifah'ın hedefine doğru ilerlediği kesin. Ünlü sanatçı kardeşini kaybettikten sonra onun anısına kurduğu Lancelot Owens Burs Vakfı'nın başkanı. Ayrıca iri yapılı ve kilolu kadınların sözcülüğünü de yapıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu 2005 yılında bu kadınlara cesaret vermek için başlattığı bir ödül programını yönetiyor. Onları destekleyenleri ödüllendiriyor. Bu ödül programının bir başka hedefi de genç kızların özgüvenlerini kazanmalarına yardımcı olmak için online bir yardım ve destek sistemi kurmak. Bu yolla eğitim, bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmek. Gerçek adı Dana Elaine Owens olan 18 Mart 1970 doğumlu Queen Latifah, Black Rain adlı albümüyle 3. Grammy ödülünü aldıktan sonra oyunculuğa başladı. 2002'de Chicago müzikalindeki gardiyan rolüyle en başarılı yardımcı oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Beyaz perdedeki önemli rollerinden biri de John Waters'ın Hairspray adlı klasik müzikalindeydi. Burada Queen Latifah oyunculuk yeteneğiyle sosyal mesajını birleştirme fırsatı buldu. Evet, hoşgörü çok önemli ama çeşitliliğin varlığı da en az hoşgörü kadar önemli. Hepimiz birbirimizden farklıyız ve farklı da olmalıyız. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi televizyon yayınlarını internet sitemizde istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ayrıca sitemizdeki haberlere internete açık cep telefonlarınızdan da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken amerikanınsesi.com adresine girmek. Gündem burada sona eriyor. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle Amerika'nın Sesi ekibi adına ben Ayşegül Simit, hepinize mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.